ama babamın durumu pek iyi değil. Yani yolladığı yetmiyor. Ben de üzülmesinler diye bir şey söyleyemiyorum. Bir süredir arkadaşlarla aynı evde kalıyorduk ama son aylarda payıma düşen kirayı ödeyemedim. Onlar da çıkardılar beni evden. Yazık. Buralarda başka bir tanıdığınız var mı bana iş verebilecek? Yani okuldan kalan zamanlarımda ne iş olsa yaparım çünkü. Ya hiç yok. Gerçekten üzgünüm, hiç yok. Neyse, rahatsız ettim sizi de. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Baksana bana. Bak, yalnızca bugünlük. Eğer çalışmak istersen bana yardımcı olabilirsin. Hem tek başımayım hem de işim çok. Tamam. Nereden başlayayım? Adın ne senin? Mehmet. Ben de Meryem. Evet, söyleyin ne yapayım? Aç mısın sen? Önce seni doyurmaktan başlayalım. Ben bir şeyler getirmiştim evden. Merhaba abla, neler ne zaman gelecek? Dur. Kirlettin burayı. Bak. Sen abinle tanış, o bize bugün yardımcı olacak, tamam mı? Bu da benim gelinimin yeğeni. Of, sıkıldım ben, annemler gelsin. Gelecekler oğlum. Sen bir elini yüzünü yıka şöyle bir. Yemeğini ye Mehmet abinle, gelecekler. Ama annemler giderken hemen geleceğiz dediler. Tamam oğlum, işleri bitince gelecekler. Hadi yıka elini yüzünü. Sonra sofraya otur bakalım. Her şey normal görünüyor. Ben anlamıyorum ki. Bakıyorum hiçbir şey anlamıyorum. Rahmi, doktor hanım anlıyor, sen merak etme. Şey belli mi? Kız mı erkek mi? Aa, daha erken Rahmi. Cık. Heyecanlanıyor işte bu da. Bitti mi? Kalp sesini de dinleyelim. Gayet güzel. Rahmi, çocuk gibi ağlama öyle. Çok fena oldum Mukaddes, fena oldum. İçim coştu. Sen şimdiden böyle olursan, vallahi onu görünce ne yapacağız bilmem ben. Evet, kalkabilirsiniz. Doktor hanım. Evet. Bu DNA testinin sonuçları çıktı mı acaba? Ne gün alacaktınız? Biz pazartesi alacaktık da. Hani cuma belki çıkmıştır dedim. Bakarım şimdi. Rahmi. Nereye? Yardım etsene. Siz buyurun, ben yardımcı olacağım. Tamam. Oturun siz. Pardon. Evet, gelmiş. Ha Mukaddes, gelmiş. Doktor hanım söyleyecek şimdi. Ya. Talebiniz üzerine bebek prenatal dönemde olmasına rağmen belirleyici markerler kullanılarak yapılan DNA analizinde genetik kodlar incelenmiş ve Rahmi Ketenci'den alınan örneklerle %99 uyum sağladığı görülmüştür. Yani? Yani bebek senin Rahmi. Allah'ım şükürler olsun, çok şükür. Boşu boşuna üzdüler beni, görüyor musun? Doktor hanım. Şöyle yazılı bir şey alabilir miyiz bununla ilgili? Tabii, laboratuvardan verecekler zaten. Tamam. Hayır, lafta kalmasın da görsün herkes bakalım. Kapansın o ağızları. Ben size 2 vitamin yazacağım şimdi. Yazın. Yazın. Evet, bu adamlar böyle işte. Önceleri kapımızda sıraya girerlerdi, krediyi bizden alın diye. Şimdi burunlarından kıl aldırmıyorlar. Ne saatlerdir dil döküyoruz, ertelemiyorlar borcu. Nerede? Onu da teklif ettik. Ya bırak Allah aşkına ya, adamlar insanı inletmekten zevk alıyor. Neyse, sende ne haberler var?
Ya tamam o zaman Münir, tamam bırak bırak, gel gel buradaki işleri halledelim ha. Vallahi çok bunaldım burada, çıldıracağım. Tamam. Anladım. Anladım, tamam. Hadi görüşürüz. Ne olmuş? Münir abi aradığı desteği bulamamış mı Romanya'da? Hayır, çok güveniyordu da kendine. Allah kahretsin. Göz göre göre uçuruma yuvarlanıyoruz. Koskoca holding onca pardon. Araç mezat satılacak. Lan başka bir işte yeniden yapılanmamız lazım bizim. Yeniden kafamızı kaldırmamız lazım. Yapalım da hangi parayla? Hangi banka kredi verir ki artık bize? Turaner eşi olursa açtı bütün bunları başımıza, o temizlesin. Ha. Tabii bir ara rica ederiz. Her şeyin bir bedeli var. O herifi dize getirmenin bir yolunu bulacağım ben. Ha, niye veriyorsun sen be? Hiç, öyle sesli düşünüyorum. Evde görüşürüz. Bana niye öyle bakıyorsun? Hiç. Deniz gibisin biliyor musun? Bir dalgalanıyorsun, bir duruluyorsun. Suyun bazen bulanık, bazen berrak. Sen de öyle değil misin? Zaman zaman. Öyle miyim? Ama ben seni her halinle seviyorum. Nereye? Bütün günü yatakta geçirecek halimiz yok. Ben duşa giriyorum. Tamam. Alo. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Bana uğramışsın. Evde olmadığıma üzüldüm. Ziyan yok. Çok nazik bir kız arkadaşın vardı, beni ağırlamak istedi. Ne bu tavır? Hesap mı soruyorsun? Hayır, sadece çok kötü bir sabah geçirdim Mustafa. Sonra konuşabilir miyiz? Benim yüzümden mi? Tabii ki değil. Kendini bu kadar önemseme. Lütfen, konuşmak istemiyorum. Bir yerlerde buluşalım, affettireyim kendimi. Havaalanına gidiyorum, uçağım birazdan kalkacak. Yine nereye? Ankara'ya dönüyorum. Hafta sonuna kadar kalacaktım ama vazgeçtim. Benim yüzümden. Hayret bir şeysin. Selim delirmiş durumda. Uyarayım da sen de karşısına çıkmak gibi bir hata yapma. Ben yaşananlara son lafımı söyledim. Seni biliyor. Bence bir mahsuru yok. Sana göre hava hoş tabii. Annemler de öğrendi. Durumlar şahane yani. Ne yapmamı istiyorsun? Ya senden hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey. Zaten bugün de seni bir daha görmek istemediğimi söylemek için gelmiştim. Ben de inandım. İster inan ister inanma. Ama yüzünü bile görmek istemiyorum. Şimdi kapatmam lazım. Görüşmemek üzere. Thank you.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.